Arkadaşlar, şimdi bir tane çiçek dikimi gerçekleştireceğiz inşallah. Burada yumurta kabuğu, bahçe toprağı, yaklaştır şöyle, bahçe toprağı, ondan sonra şöyle gübre. Bunu Gübreyi nereden aldın? internetten aldık bu gübreyi. Bir de evde tavşan besliyoruz. Tavşan gübresi de var, bir de böyle minik minik tavşan gübresi. Bunları böyle karıştırdım. Çiçek dikeceğim inşallah şimdi. Bu şekilde böyle. Toprağı besledim iyicene. Beyaz şeyler. Yumurta kabuğu onlar da. Protein olduğu için yumurta kabuğu. Yumurta kabuğu dışında başka bir şey kullanıyor Tavşan musun? gübresi. Normal gübre. Hayvan gübresi. Bir de bahçe toprağı var. Hepsini karıştırdım birbirine. Şimdi çiçek dikeceğim inşallah. Suya koymuştum. Onlar çiçeklendi. Daha önce kullandın mı tavşan gübresini? İşe yaradı mı? Evet. Şu çiçeğim de denedim. Bu ilgini kurumaya başlamıştı. Güzelleşti. Bu leş kaktüsü diyorlar buna. Daha çiçeklerin ismini tam bilmiyorum da. Kurumaya başlamıştı. Güzeldi. Şimdi çiçeklerimizi dikelim. Şöyle parmağımızla yer açıyoruz arkadaşlar. Şöyle incitmeden dikiyoruz. Evet. Ben böyle toprakla oynamayı çok seviyorum. Şunları da alalım. Hep bak buralardan. Annemin terapisi de bunlar. Bak buralardan yavru vermiş suda. Bunlar kötü olmuştu. Suya koydum. Güzelleştiler. Sen böyle çiçeklerle uğraşmayı nerede öğrendin anne? Ben küçüklüğümden beri çok seviyorum çiçekle uğraşmasını. Şunu şöyle biraz daha bu tarafa alayım. Rahmetli babam da çok severdi çiçekle uğraşmayı. Ben de çok seviyorum. Çiçekleri, bahçeyi, her şeyi seviyorum. Daha doğrusu doğayı seviyorum. Size bahçesini de gösterir annem inşallah. Evet, bahçe de yaptım. Çok güzel. Şimdi şunları biraz daha besleyelim. Bakalım. Evde tavşanımız var. Bu gidişte işe yaradı yani. Gübrelerinden faydalanıyoruz. İyi oldu. Küçük falan ama bayağı çıkartıyor, değil mi? O kadarı Evet. ne kadar zamanda biriktirdi onları? Bir hafta oldu mu? Keşke. Keşke Aynen, gösterseydim. gösterebilseydik Bir keşke, bir dahakine artık. katmadan. Bir Bir ay haftada oldu. bayağı oldu. Bir haftada hemen de şu kadar olmuştu. Aynen. Ki Küçücük ama. zaten tavşanın kendisi o kadar yani. Evet, minicik, küçük. Şimdi böyle. Şimdi şu sularıyla da can suyunu verelim. Dökmeyelim bu Bakalım. suları. Evet, çiçeği içinden çıkarttığımız sular bunlar. Evet. Şimdi bunlar bir hafta su istemez. Bunlar pek su seven bir çiçek değil. Bunların ismi ne anne? Bunları da ben bilmiyorum isimlerini. Çiçek isimlerini bilmiyorum öyle fazla. Öğrenmek gerekiyor. Çiçekleri seviyorum. Çok Hangi güzel çiçek oldu. olursa olsun. Saksın da çok şık, çok Evet, yakıştı. güzel oldu. Aynen. Daha şu çiçeklerin falan saksını değiştirirken göz şey yaparım. Bunların değil mi? Evet. Hmm. Gösterelim. Şimdi bunların belli bir zamanı mı var değiştirmek için? Niye değiştiriyorsun hepsini? Topraklarını mı beğenmiyorsun? Neden? Bunun hem toprağı güzel değildi. Toprağı güzel olmadığı için çiçek kötü oldu. Çürümeye başladı. Ben de çürük yerlerini kestim, suya koydum. Tekrar pürçek saldı. Ondan sonra düzgün topraklar işte tavşan gübresi, yumurta kabuğu, bahçe şu gübreden işte hayvan gübresi hepsini karıştırdım. Besli hale Rengi getirdim. bile ne kadar güzel Şimdi toprağın. inşallah güzel olacaklar. Hadi bakalım inşallah. Bunların da yani toprağını Çünkü beğenmiyorsun. toprak güzel olmayınca çok su çürütüyor, su çekmiyor. Su tutuyor böyle toprak, o yüzden. Şimdi Allah'ın izniyle. Neyse, bu güzelleşince de çekerim inşallah. Canım, fotoğrafını paylaşırız.
Öyle arkadaşlar. İnşallah ben de video yapacağım böyle. Bakalım hayırlı Aynen. olsun. Bundan sonra Bahçe. Şengül Evet, bahçem falan var, çekip sizinle paylaşırım inşallah. Giresun'da Allah'a emanet olun. Hayırlı sizlerle. Aynen. Evet, günler. videomuzu beğenmeyi, yorum Yorum yapmayı atmayı unutmayın ve unutmayın. kanalımıza lütfen abone Evet, olun. destek verin inşallah arkadaşlar. Ben de yeni başlıyorum bu işe. Hakkımda hayırlısı. İnşallah.